Herkese merhaba Photoshop severler. Yeni bir eğitim videoma hoş geldiniz. Bugün slow boya efekti yapacağız. Hemen bir dosyamı açalım. Çok zaman kaybetmeden. Bütün videolar uzun sürüyor nedense. Hemen kısa kısa anlatacağım. Ya aslında kısa değil. Yani çok konuşmak istemiyorum yani açıkçası. Hemen şöyle M ile dikdörtgen seçim aracımı seçtim. Şu alttaki yeri sileyim. Tamamdır. Şunu şöyle aldık. Maskeliyorum. Maskemi çift tıklıyorum. Burada tersine çevir var. Tersine çevirdim. Şimdi fırçalarım benim burada. Bunu nasıl yükleyeceğiz diye soracak olursanız hemen şurada fırça yükle var. Fırça yükle diyorsunuz. Ben zaten açıklama kısmında bu fırçaları vereceğim. Buradan girip fırçaya yükle diyorsunuz. Fırçalar yükleniyor. Zaten bende yüklüydü. Her neyse. Şimdi birazcık şöyle yakınlaştıralım. Opaklığımızı arttırdım. Şöyle fırçamla random sallıyorum. Buraları hızlandırayım hatta ben. Şöyle bitince son halini tekrardan gösteririm. Kadar yeter. Şimdi sulu boya olması için bir efekt vereceğim. Direkt filtre diyorum. Filtre galerisi. Buraya girdim. Aynen bu. Şöyle şunu birazcık düşürelim. Şöyle bunu da birazcık arttırdım. Tamam dedim. Şu an böyle gözüküyor. Şimdi buraya bir tane degrade atacağız. Hemen şuradan degrade, yanlış degrade attık. Sadece şuradaki modelime işlemesi için seçeneği tıklıyorum. Şöyle yapalım. Tamam dedim. İyi bu, böyle dursun. Buradan ekran. Kaplama yapalım. Şunun opaklığını birazcık düşürelim. Bir de en arkaya şöyle bir degrade atalım. Hazır açmışken. Şöyle siyah yaptım. Kenarlıkları böyle daha siyah yapacağım. Çerçeve ekleyeceğim. Tersine çevir dedim. Şunu sıfıra çekelim. Şunu da 250 yapalım. Tamam dedim. Şimdi yine bir katman açtım. Katmanımı yine bağlıyorum modelime. Ya da önce bir bağlamayalım. Nasıl olacağını bir görelim de. Şuradan kapalı tonlarda bir renk seçiyorum. Mavi, yine her zamanki gibi. Şuradan temel fırçalarımı açayım. Şurada gözükmüyor sulu boya efekti. O yüzden şuraya şöyle bir daha bir canlı durması için, kapalı durması için böyle bir şey yaptım. Bir tane daha açalım. Buraya da ne yapalım? Şöyle bir renk yapalım. Şu üst tarafa da. Buna da aynı diyorum. Kap üstü böyle olmadı ya. Bunu birazcık daha kırmızı bir renk yapalım şöyle.
Bunu da kaplama yaptık. Şu katmanlarımı bağlıyorum buraya. Şu aradaki farkı görmek için. Yani daha bir sulu boyavari, nasıl denir ona? Daha bir sulu boya gibi durması için şöyle fırçalarımı da ekledim. Şimdi bunları şöyle bir gruplayalım da. Dursun bu burada. Şimdi yeni bir katman daha açtım. Fırçalarımı seçelim. Şuradan. Tamam dedim. Yine sulu boya fırçalarım geldi. Şimdi renk olarak vereceğim bunları. Mesela başlayalım. En alttan şöyle turuncudan başlayalım. Opaklığımı birazcık düşürdüm. Şunu birazcık daha çekeyim. Şöyle sarı yapalım mesela. Şurada yeşilimiz olsun. Yeşil nereye? Şuraya. Birazcık daha ufaltayım. Daha birazcık daha kapalı renkler yapayım da gözüksün. Arka planım beyaz olduğu için. Önde kapalı renkleri kullanacağım. Şunu birazcık daha şöyle düşürelim. Direkt sallıyorum da diyebilirim böyle. Hani nereye nasıl koyacağımı pek bilmiyorum. Direkt sallıyorum. Gözüme nasıl güzel gelirse ya da elim o anda nereye gidiyorsa. Direkt öyle sallıyorum. Mesela şunu yapalım. Şuradan. Mavi yaptık. Mavi ile sarı arasında şöyle bir yeşil daha yapalım. Şöyle fırçamı çevireyim. Şöyle buraya da bir şimdi maskemi de bir seçeyim. Şu maskemi de bir düzelteyim. Şöyle silelim birazcık da. Şu aralardan. Birazcık daha yakınlaştırayım. Göz tarafında daha net olsun. Göz ve ağız kısımları. O yüzden şöyle. Şurayı da daha belirgin olması için maskede hemen seçtim burayı da. Tamam. Şu kırmızı çok parlıyor. Bunu da birazcık şöyle kısalım. Biz hiç kırmızı yaptık da hiç kırmızı kullanmadık yani. Direkt katmanımı seçeyim. Şöyle birazcık da kırmızı atalım. Şunun opaklığını düşüreyim şöyle. Ya da bu fırçayla değil de. Şu alta da birazcık daha turuncu kullanmadım ya ben. Turuncu da kullanayım. Opaklığımı da arttırayım da biraz. Çok fazla koydum gibi ama olsun. Birazcık daha koyacağım. Şöyle fırçamı bir seçeyim.
Tamam. İsterseniz şu üstüne de yazı yazabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bu fırçaları dediğim gibi açıklama kısmında vereceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir bu tarz çalışma. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.